Bağırcan evdeyim mi? Gidiyorsunuz ben. Nasılsın Tuğba? Hocam merhaba. Merhaba. Şöyle bir ziyaret edeyim dedim. Tokatlılar Mahallesi'ne geldim. Tuğba Ağacı da burada. Hatırladın mı beni? Hatırladım. Baban evde mi? Dede evde. Çağıramaz mısın onu? Ne diyor? Babaannesi. Babaannesi. Merhaba. Merhaba. Ben Tuğba Ağacan'ın öğretmeniydim de bundan da öğretmeniydim zaten de. Evet. Burada oturuyor öğretmen dediler. Bir ziyaret edin dedim de istatma. Eşiniz burada değil mi? Ha dedesin. Siz ne oluyor? Ben babaannesi oluyorum. Ha babaannesi. Anlatıyordun şimdi. Burada mı oturuyordunuz demek? Yok, güzelce. Güzelce de duruyorduk. Buraya gelin 2 sene oldu daha. Ha, yeni mi geldiniz? Beni biliyor musunuz oradan? Ben fazla bilmiyorum. Annem şey giderdi. Anladım. Gelin buyurun içeri gidelim. Aleykümselam abi. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba. Ya çocukları ziyarete gelmiştim. Tuğba Ağacı'yı sordum, burada oturuyor öğretmenim dediler. Gelin, gelin, buyurun gelin. Çocuklar gelin, siz de gelin. Hocanın kuramları var. Aleksandr yoldan mı buldun, ne yaptın? Yok. Bunlar oraya gelin. Tokatlılar Mahallesi'ne geldi. Evinizin yeri çok güzel ya, sofralar. Ne işlediniz? İnşaat. İnşaat. Bunların babaları da inşaat şeylerinde çalışıyor mu? Evet, aşağıda aynı durum da. Ha, sizden bu Tokatlılar Mahallesi. Benim en kalbim de Tokatlı. Behzat Bengisi. Bir de o Batköy durağında bir abi var, ben sürekli sohbet ederim. O da Tokatlılar hep buraya ben getirdim diyordu. İsmini unuttum ben bu abinin de. Fatih ile selam veriyorduk zamanında. Fatih. Herkes ben yerleştirdim buraya Tokatlıları dedi. Batköy durağında bir büfe var. O abinin ismini unuttum bak. Abi dinlenemez. Yani bu karşısına düşüyorum. Yolun evdeki bu tarafında. Başka bir yere. Ahmet abi. İsmin onu kim? Evet. Yaşlanmış. Arabistan'da falan çalış. Çok biliyorum onları 5-6 kadar. Ya ben sürekli o abiyle sohbet ederim. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ya o çekiç oyunu vardı benim oynattığım. Ben bir çocuk vardı. 3 taneyle yapıyordu. Şimdi kocaman olmuştu. Bunların aynı sınıflardı. Yok çok değişmiş. Hiç tanımadım ben o çocuğu. Evet. Ben sizi sadece Tuğba Ağacı anlatıp işte. Hani babaannem, dedem, ablan anne sevgili. Şimdi ben de okuyorum. Hayır, şimdi burada mı okuyorlar? Hı hı. Bunlar hep aynı okullar mı gidiyorlar? Şimdi aynı. Bunlar hep şeye gidiyorlar aynı. Buraya. Ha, buraya gidiyorlar. Geçen Dilara İbay'ı bilir misiniz? Onu ziyarete gittim. Siz bilmezsiniz ziyarete. Dilara İbay vardı bir. Hasan bak onun da dedesine bakalım. Evet, Hasan mıydı bilmiyorum onları. Evet. Onları ziyaret ettim geçen işte. İkizlerin babasını ziyaret ettim. Balıkçıların. Balıkçıların. Evet.
Ya öyle geziyorum abi ne ismi? İşte Tuğba Ağacası resmi. Yani bütün ne o oyunlarda falan hep oynayan buydu işte. Yani oyun derken böyle hani öğrencilerin oynadığı bütün okulda 20 kişi sen göstersiniz dememiz mi? Yani Gülvar, Gülvar geldi. İkizlerle Tuğba geldi. Bizden Tuğçe Bulur, İlara İba, ikizler bunlar. Mert Özbakna vardı, onu bilmezsiniz. Hatta bugün onun yanına da gittim de, evde yoktu babası. Böyle ben biraz dolaşıyorum ne var ne yok diyerekten. Tuba diye bir de şeyi soracaksın abi. Beden derslerinde hani ara verdiğimizde ki oyun sen mi öğretmişsin? Tuba doğru mu öğretmişsin o oyunu? Hani bizler buluyordunuz. Sen mi öğretmişsin? Yani Tuba doğru mu öğretmişsin bilmiyorum. Onu bir sorayım aklıma geldi. O çekiş oyununda birine hediye edeyim. Keşke evde duruyordu. Ne bileyim ya bu işte bakma ne bileyim. Ben öğretmeniydim üçüncü sınıfta, benim bilmek misiniz bilmiyorum. Ben de beni görmedim. Şimdi ben burada öğretmenlerim de bilmiyorum. Bunlar hemen bir şey sırası kadar olmuştu. Bir daha bunu görüyorum. O da bir değilim de değil. Sen Adana'lıyım abi. Hı. Yani ben zeki öğrencilerden biri Tuğba doğruydu, biri de Osman Tınar'dı mesela. Yani şimdi nasıllar bilmiyorum da işte o zaman. Valla o öğretmenler şimdi nasıllar iyiydi. Tuğba Ağacı da fena değildi ama. İyiydi yani. Şimdi derslerimizden o zamanlar iyiydi. Bu da 3 A'daymış işte. Serap Hanım gelmediği zamanlar benim sınıfa çok gelmişti bunlar. Hani 3 A sınıfının öğretmeni bazen hastaydı. Gelmedi. O zamanlar benim sınıfa geliyordum mesela. Ama bu işi kalmış da o çocuk çok büyümüş işte. Serap Hanım'dan zaten. Uyum muydu sen? Uyumda çalışır babam diyordun. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Babası nerede çalışır babam? Nerede? Siz aynı sınıfta mısınız yoksa? Ben Osman, Aysel, Sibel. Üçünün. Ve? Burada da aynı sınıf değil mi? Anladım. O zaman yabancı yere gelmediniz yani. Aynı sınıf. Yabancı değil. Aynı sınıf. İşte ben hep o amcayla çok sohbet ederim işte. Ahmet amcam o tokatları buraya getirdim diye. İşte o amcayla sürekli sohbet ederim. O abiyi biliyorsunuz siz işte. Benim Behzat Dengüs'e ev sahibim vardı, onu bilir misiniz? O öldü ama şimdi. O abi biliyor musun? Bütün bu mahkemedeki şeyleri azarlı kurtarmak bir amel abi. He, işte o da öyle diyor. Yani şimdi falan da yaptı. Şimdi ona kapı çay batıyor. Ne biliyor? İşte ben hep o abiyle sohbet ederim o yüzden. İyi adamdı. İyi. Arabistan'da falan çalışmış.
5, 6 kardeşler, o ikincisi büyük yaşta. Sizin paydaş mı oluyor? Hani yaştaş mı? Nasıl? Aynı yaş grubundan mısınız? Yok, o bizden değil. Büyük mü? Bayağı büyük. Anladım. Onun bir aşağısının aşağısı beni hesaplıyor. Anladım. Siz daha ufak mısınız? Ya, öyle genelde var. Ve torun? Torunum var, soru var. İşte, erken mi evlendiniz yoksa? Bir de çocuklar ben erken evlendim. Ne evlendim ben artık? Anlattaş 18 yaşında ama babası evlendi. 18 yaşında. Ne evlendim ben? 18 yaşında gelmeden dede oldu. Merak ettiğim Tuğba Doğru da vardır. Onu bilir misiniz? Onunla çok merak ediyorum. Ne yaptı dersler verirken? Tokatlı. Tokatlı mı? Sizinle birlikte geliyordu ya. Osman Sınar'ın babası dükkanı falan mı var? Dükkanı falan mı var? Sınar soyadı biliyorlar ya. Sınar'ın dükkanı var, kumburada var. Ha Sınar. Sevgi Uyanık vardı be. O burada mı? Hani o Van mıydı onun? Van mıydı? O şeyde değil miydi peki? Kumburgaz'da mı diyordun? Benim sınıfın hepsi burada oturuyormuş ya. Evet. Kimin sağlığı? Mustafa öğretmen var mı? Yok onu bilmiyorum da. Bilmiyorum. Mustafa öğretmen var mı? Bilmiyorum. Mustafa bu birimizde bisiklet Osman sana mı hediye etmiştim? Ben sana etmiştim Osman. Beyaz bir yavrun hani internette satışını yapacaksın öyle diyorlar. E-Buy diye bir site var orada. E-Buy duydunuz mu? E-Buy. Yani orada satış yapmayı düşünüyordum öyle mi? Yani küçük sınıfta başarılı olan herkese hediye ediyordum da Osman'a hediye etmiştim Kuba'ya sizlere.
Yok, ona her şeyi de verdim. O şey kırıldı mı yoksa? İşte onun şeyler mi yapacaksın, tatlı mı yapacaksın diye bakıyorum. Bayağı da Ostunoslar bütün etkinliklere katıldığı için vermiştim. Osman'a ya dersleri çok çalışkan diye mi vermiştim? Herhalde o yüzden vermiştim. Abdülkadir falan yok. Orhan katılmadı Abdülkadir falan. Yani bu kadar sevdim. Sevdim o şeyi getirdim evimde ben sıra hala duruyor. O tekit oyunu ötüde hediye ederdim işte. O ismini unuttum bak o şey. Osman ona hediye ederdim işte. Evimde duruyorum. Nasıl okudun yani? Plastik şeyler. 3 tane. Yani ben bile 10 saniyeye yakın yapıyordum işte. Ben köylü çocuğu olduğum halde 10 saniyede anca yapıyordum. O çocuk 3 saniyede yapıyordu. Bunları yapamıyordu değil mi? Neyse abicim, yaratıksa olan makul, ben sağ ol, orada bir kahve içtim zaten. Sağ ol. İşte o çocuklara sordum, Tokatlı Tuğba'nın ağaca Tokatlıydı. O da burada oturuyor. Herkes burada oturuyor. Herkes burada oturuyor. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler. Şeyden şuradan dolmuşlar kalkıyor zaten. Murat Çeşme'yi ne diyor musun? Dolmuşlar gidiyor zaten. Zahmet olmaz. Hadi hayırlı günler abi. Ya ben Tuba'nın hep burada olduğunu o çocuklar deyince geleyim dedim öyle. Ne bileceğim buraya biz de geldik. Çünkü o Tokatlı olduğunu bile unuttum ben şimdi. Tamam hadi haydi günler. Nasıl da var mı? Nereye gidiyoruz Osman? Hepimiz gidiyoruz. Hatırlar mısın? Murat kesiyor. Doktor mı? Burası çok güzel ya. Deniz manzaraları ne güzel. Bir arada bulacağını sanmıyorsun ama. Alo sen? Thank you.
Ben o şeyin kime hediye edeyim çocuklar? Buradan evden alayım. Peki koyunun içine hediye. O Enderlik sokağı biliyor musun abi? Gelmiş yaptığı sarı ışığı da verin ben. Yine zaten oradan verin. Çocuklar. Aşiret Dağcı burası değil mi? Evet. Sevgi Ahmet, benim evimden oraya gelen de hani o çocukları bize... Merak etmeyin mi? Hı hı. Bir de var mı da. Dur göstereyim. Ben çocukları hediye edeyim bana gel. Dedi Osman'a hediye etmişim. Şu alttan. Bura değil de onun aşağısında kaldı. Bura değil. Şu aşağıda kaldı. Aha şurada. Buradan döneceğiz. Vallahi hep kapattı bura da. Buradan döneceğiz. O çocuk oyununu açtım. Bilirsen çocuklar hangi bir hediyeydi? Neyse abi, o birinci hediye bana hediyeydi. Türkiye'den oldu ya ben ya. Öyle mi ya? Evet. Burada dursanız onu getirsen. Şöyle de ya. Durursanız ben getireyim. Bekleyin çocuklar, arabada da mı getireyim?
Oğlum, özür büyüğe mi? Size soruyorum bak çocuklar hangisine hediye edeyim? Ali sana mı vereyim? Neyse hadi. Biraz kollu gibi ya. Hatırladın mı oyunu? Ha tamam. Tamam bu oyun. Çocuklara hediye edeyim diye orada ama okul bittiydi işte. Ama bunlara kısırdı işte. Neyse. Tamam hadi hayırlı günler. Kusura bakmayın. Sağ olun. Sağ olun.